Galaksi Rehberime hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili, daha doğrusu konuklarım sevgili Gülse Birsel ve Ozan Açıkdağ. Hoş geldiniz. Hemen yılbaşı gecesiyle başlıyorum. Şimdi film 30 Aralık akşamı mı girecek yayına? 30 Aralık öğlen 11.00 itibariyle Disney'de olacak. Disney Plus'ta abone olmamız gerekiyor. Ben aboneyim zaten. Evet. Ama senaryo konu itibariyle de bayağı eskiden yazılmış galiba. Ya da fikir mi daha önce geldi de senaryo mu sonra? Yazılmadı. Yani pandeminin bittiği bir döneme denk gelen bir hikaye. Bu yılbaşı da olabilir. Başımıza gelebilir. Olmasın İnşallah gelmez ama yani olabilecek bir hikaye. Geçen yılbaşı da olabilir. Geçen sene de olabilirdi ama pandeminin başı değil belli ki. Yani pandemi bitmek üzere hikayeydi. Tek mekan. Tek mekanımsı. Tek site. Gibi. Tek mekanımsı. Evet. Tek site. Evet. Daha mı kolay, daha mı zor? Daha zor bir şey değil mi? Yani çünkü hani görseli daha az kullanmak... Bu nedense filmler açısından hep konuşulan bir şey. Hani tek mekan falan. Aslında yönetmen açısından biraz daha zor. Çünkü hani işte seyirciyi boğmamak falan gibi ödevleriniz var. Ama aslında çok mekanlı filmlerde de bu ödevleriniz var. Fark birinde oturma odasından işte mutfağa gidiyorsunuz. Diğerinde ne bileyim spor salonundan sokağa gidiyorsunuz. Hmm. İşte bir alışveriş merkezinin önüne gidiyorsunuz. Şey açısından daha kolay. Böyle ensemble, kalabalık bir oyuncu kadrosuyla bir arada çalışmak için herkes bir arada olması, işte provalar yapmak, yani biraz tiyatro gibi hazırlanmak açısından bence yönetmen açısından daha da kolay bir iş. Çünkü öbüründe parça parça her yere dağılıyorsunuz. Kimisinin provasını yapamıyoruz. Tabii. Aile arasında da bazı sahnelerin provasını yapmadan girdik. Burada yani hep birlikteydik falan. O yüzden tek mekanın bu filmde bir avantajı vardı. Ama onun dışında ben bir fark pek görmüyorum kendi açımdan yani. Şimdi dev bir kadro var tabii. Yani olan, gerçi bütün eserlerde aynı, yani dizilerde de aynı şey oluyor, filmlerde de oluyor. Şöyle mi oluyor acaba? Yani hani Gülse Birsel bir şey yazmış veya çıkacak. Hani ben hemen zaten varım, hiç bakmıyorum bile ne olduğuna gibi bir şey mi? Yani o kadar değil ama hayatımda neredeyse bu ölçüde ilk defa oldu. Kadronun %90'ı senaryoyu okumadan kabul etti. Çünkü biraz hızlı davranmak zorunda kaldık biz falan filan. İşte sinemaya çıkacak bir film gibi düşünüyorduk. Biraz daha vaktimiz var gibi düşünüyorduk falan filan. Disney biraz daha erken istedi teslim tarihini. Onun için de hızlıca senaryoyu bitirip hemen kastı yapıp hemen çekime girmek gibi bir şey oldu. Kalemle anlatmam. Bunları bırakabiliyor muyuz artık? Hatta bırakalım lütfen. Yüzünüze güzel ışık veriyorsun. Kadronun %90'ı daha senaryo bitmeden benim bazılarını telefonda, bazılarını yüz yüze hikayeyi anlatıp karakteri anlatmamla tabii Ozan'ı söyleyince falan da herkes kabul etti. Zaten biraz paylaştık yani, bir bölümünü Gülse anlattı, bir bölümünü ben anlattım. Doğru. Gülse'nin bana anlattıklarını bazı oyuncu arkadaşlarıma anlattım falan. Şöyle aktörlerimiz yani, öyle de geldi. Hani şunu biliyoruz değil mi? Hani şimdi o varsa ben yokumlar çok vardır bu işlerde. Yani bir de hani Amerikan sinemasından falan da biliyoruz. Bazı yönetmen, bazı senarist bir şey yazdığı zaman insanlar zaten onun içinde olmak istiyor. Hmm. Yani hani Coen'ler atıyorum bir şey çektiği zaman herkesi toplayabiliyorlar gibi. Oraya mı geldik acaba? Yani o... Ya övün kendinizi. Yani bence buna Gülse evet diyemeyecek ama ben hani ikinci taraf olduğum için, yani Gülse'den senaryo geldikten sonra ben sahaya indiğim için ben bunu birebir gördüm yani. Yani ikimizin el ele verdiğinde yapacağı bir işte çok büyük bir risk olmayacağını tahmin ediyor her oyuncu diye düşünüyorum. Çok yumuşak bir... Kibarca... Kibar, doğru. Çünkü referansımız var. Aile arasında var. Ozan'ın filmleri var. Benim işlerim var. Bir araya geldiğimizde yaptığımız işte var. Onun için bir risk olmayacağını, ince çalışacağımızı, çok uğraşacağımızı aşağı yukarı tahmin ediyorlar anladım. Arkadaşlar. Candaş'ta izledim. Tabii o filmi seyretmemiş. Tembel. Ya bir zahmet kaldıracaksın kendini. İmaja gideceksin. Çizim ortası. Gösteriyorlar yani isteyene. Şey yapayım biraz. Böyle hani anlaşılıyor değil mi? Yazarken mi anlıyorsun? Yani bu çok iyi olacak diye. Çünkü onu... Kastı mı? Hayır. Yani bu iş çok iyi olacak diye. Ben de kendimce iyi bir şeyler yazdığım için en azından yazı yazarken bu yazı iyi oldu diye ikinci satırda anlıyorum. Yani başka bir yere gidiyor iş. O da öyle mi oldu? Yani senaryo yazmakta, bir komedi yazmakta da aynı his mi oluyor? Ya o ümit hep oluyor tabii ki. Yoksa zaten devam etmiyorsunuz yazmaya. Ama dizide olmayan bir şey filmlerde oluyor ve bu da çok iyi. Geri dönüp ya bu sahne biraz düşük mü oldu deyip revizyon yapma vakti oluyor. Dizide öyle değil, biraz daha içgüdüsel gidiyor. Çünkü yani bitirip yolluyorsunuz. Dizinin bir bölümü filmden uzun neredeyse de ondan mı acaba? Aşağı yukarı öyle.
Öyle değildi ama zaman içinde öyle oldu. Yani tabii onu artık tecrübeyle falan da daha böyle bir el yordamıyla buluyor insan. Bu sahne güzel çalışacak. Bu sahne biraz daha düşük oldu. Ben bunu bir ikiye böleyim, araya daha komik bir sahneyi koyayım falan. Onları zaman içinde öğreniyorsun. Bunu 150 bölüm yönetmenin bakış açısına burada mesela hikayeyi ya şöyle bir hikaye var diye Gülse sana anlatırken ha şunu da şöyle yaparız. Bunu da böyle öyle mi görüntüyü mü, görmeye mi başlıyorsun sahnelere? Yok ben görmeye çalışmıyorum. Önce hikaye beni heyecanlandırıyor mu diye dinlemeye çalışıyorum. Sadece metin olarak. Evet çünkü Gülse fikir aklına ilk düştüğünde bana anlatıyor. O şanslı insanlardan biriyim ben. Yaptığımız ve yapmayı düşündüğümüz projeler içinde bunlar oluyor. Yani sadece hani iki projemiz var ama hani yapmak istediğimiz başka işlerde de bu oluyor. Ben orada heyecanlanıyor muyum ona bakıyorum. Ben gülüyor muyum ona bakıyorum Gülse anlatırken. Sonra da yani tanıdık gelen bir şey var mı yani ruh hali olabilir, karakter olabilir. Onlara bakıyorum. Sonra zaten ben gülmeye başlıyorum uzun bir süre. Senaryo gelene kadar işte Gülse beni arıyor, bir şey okuyor. Ya da bak 30 sayfa yazdım bir okusana falan diyor. Şimdi ben senaryoyu baştan sona okumayı seven biriyim. Çünkü yönetmen olarak işe dahil olmak istiyorum. Ama Gülse'nin hayranı olarak da hemen okumak istiyorum. Tabii evresliyim. Karışıyor musun şöyle yapsak mı? Bir şey söylesin falan istiyorum. Senarist de onu ister. Yani doğru bir yere gidiyor muyum ben? Yoksa yani hiç ümit olmayan bir hikaye de olabilir falan. Ama yani olumlu bir şey mi duymak isteniyor? Tabii ki öylesine de olumsuz bir şey duyunca ne oluyor? Aslında ben daha çok duymak istiyorum. Bir de bizim işbirliğimizde olumlu olumsuz artık yok. Biz bu yola birlikte giriyoruz. Yani Gülse'nin iyi yazdığı bir şeyi benim iyi çekmem gerekiyor. Ben onunla iyi hissetmiyorsam Gülse'ye bunu rahatlıkla söyleyebildiğim için. Söyleniyor buna. İşbirliğimiz devam ediyor tabii ki. Elbette. Ama çok düşük oranda yani şey tatminsizlik şey oluyor bende. Yani. Çok biliyorsan sen yaz falan. Asla. O zaman onu sen kendi filminde yaparsın. Onu sen evet. Yok öyle bir şey. Şakaları da ben istemiyorum filan. Sen kendinin arkadaşlarına yap o şakaları filan. Öyle şeyler olmuyor. Bu genelde çok komik ama evde yap sen bu şakayı. Bunlar olmuyor. Bunlar olmuyor. Ama genelde yani çok hakikaten iyi beraber çalışan bir ikiliyiz. Aynı anda aynı şey filan aklımıza gelmeye başladı artık. Bir korku. Diziyle mi beraber mi çalışacağız? Belli değil mi daha? Yani çok isterim ben. Diziyi de birlikte yapacağız tabii de. Yani evet. O ilerideki bir proje. Bayağı bir var ona. Ama o galiba belli hikaye. Benim kafamda belli. Ha, okay. Ama daha bayağı bir işi var onun. Yani 2024'te seyredeceksiniz siz onu. Önce bir filmi patlatalım. Filmi evet. Ben programın sonunda anlatacağım fikirlerimi söyleyeceğim. Az sayıda seyredenden biri olarak. Çok acayip bir kadro var burada tabii. Şebnem harika oynuyor. Alina Boz'u ben hakikaten aklına olağanüstü oynuyordu. Cengiz Bozkurt söylemeye gerek yok. Zaten kötü bir şeyi var mı bilmiyorum. Bu filmin şöyle bir belası var. Saymaya başladığım sahi bitmeyecek. Evet, evet. İrem de çok iyi oynuyor. Yani onun zaten bir tarzı var. Hem ona oturmuş hem o değiştirmiş gibi. Değil mi? Bir şey oluyor mu peki? Hani bir karakteri yazıyorsun. Birisini düşünerek mi yazıyorsun? Biraz ilerledikten sonra aklıma birkaç oyuncu geliyor. Hmm. Bazen de çok bir oyuncuya çok kafayı takıyorum. Yani çok ideal geliyor bana ve mesela neredeyse onun sesini duyarak yazmaya başlıyorum filan. O yani bazı işlerde öyle oluyor. Bazen başka bir oyuncuya kayıyorum ya da işte oyuncu değişikliği oluyor ve biraz revizyon yapıyorum senaryoda falan filan. Ama biraz oyuncunun üzerine giydirmeye çalışıyorum kıyafeti hep. Peki şey hani sonuçta kağıtta gördüğün bir şey kafanda da canlandırarak oyuncunun onun da ötesine geçip patlattı ya benim yazdığımdan çok daha iyi bir şey çıktı burada dediğin oluyor. Yani yetenekli oyuncular da genelde öyle oluyor. Yani zaten umudumuz o. Zaten isteğimiz o. Yani kağıdın üzerindekinin daha böyle köpürtmesi, daha onu giymesi, başka bir şeyler katması ve bu filmde de hakikaten istisnasız bütün oyuncular onu yaptı. Evet. Çünkü müthiş performanslar var. Katılıyorum. İrem Sakı ayrıca hakikaten çok iyi. Biz Serkan sayalım mı iyi herkesi? Ben sayayım. Ali Can Yücesoy, Serkan Keskin, o da zaten olağanüstü. Boran Kuzum, Büşra Pekin. Bu zaten olağanüstü çok iyi değil mi? Zaten olağanüstü. Evet ama yani o standart ama işte oluyor. Ama işte bu olağanüstü. İşte Messi anladın mı? Yani zaten olağanüstü. Yani kötü bir şey çıkması mümkün olmayan hakikaten çok oyuncu var. O yüzden diyorum yani bu bir taraftan büyük de bir baskı olsa gerek insanın üstüne. Doğru. Bu onlara layık oyuncu bir karakter yazmak. Onların yeteneğinin iyice parlamasını sağlamak falan o senarist üzerinde birazcık da bir baskı. Ama Gazanfer Özcan'la başlayınca zaten işe. Evet. Değil doğru mi? Artık onun ötesi yok galiba. Doğru evet. O hayatımın en büyük şanslarından biriydi. Kim anlattı Gazanfer Özcan'ı? Yani Tolga Çevik bravo. Yani bakışıyla oynuyor adam ve hani bütün kurduğun kafanda kurduğun her şeyi değiştirmek zorunda kalıyorsun. Gerçekten. Ona layık olmak için.
Gerçekten yeah. öyleydi. Müthiş bir okuldu. Hümeyra da, Gazanfer Özcan da. Müthişti onlarla benim çalışmak. Benim en güldüğüm insanlardan biri de Hüsnü Kuruntu dönemi. Ya acayip bir adam hakikaten. Evet. Filmin konusunu anlatmak ister misiniz? Ben mi anlatayım? Çünkü en yakında ben seyrettim. Siz anlatın. Evet. Siz anlatın. Yani şahane olur sizden bir dinlemek. Candaş anlatsın ya. Candaş da anlatabilir ya. Ya bir şimdi arkadaşlar bir sitede sosyoekonomik olarak üst düzey değil mi insanlar? Evet yani ortanın üstü. C-level öyle diyorlar şimdi. Yeni C-level mı? Ben. Evet. Deniz kıyısı mı? Ben daha şey dedim. Deniz seviyesi mi? Meğersem şeymiş CFO, CEO falan onlara C-level deniyormuş. Aa, bizim pazarlamadaki arkadaşlar C-level, C-level diyorlar. CMO, CEO, CFO onlara C-level mı? C-level. Doğru C-level adam çünkü bir şirketin, büyük bir şirketin çok başarılı, çok çalışkan bir CEO'su. Bana C-level deyince ben Bodrum'da böyle denizin üzerinde rakı içiliyor. Benim de kulağıma öyle geldi doğru. Onu mu demek istediler? Böyle bir... Beyefendi eşi Şebnem Bozuk oynuyor. O biraz psikolojisi bozulmuş. Pandemide biraz öyle. Sıkıntılar geçirmiş. Kızı Covid olmuş. Kendisi biraz depresyona girmiş. Antidepresana başlamış. Yalnız kalmış falan filan evet. Onu eğlendirmek için de biraz bir parti düzenleniyor. Eş dost çağrılmış. Yılbaşı partisi organize edilmiş. Evet. Şebnem bütün eşinin, dostunun, arkadaşlarını, kuzenlerini çağırmış. Diyor ki artık hadi şeytanın bacağını bu yılbaşı kırıyoruz. Yine ben ev sahibesi konumuma geçiyorum. Bahçeyi süslemiş, evi süslemiş, piyangolar çekilecek her detayı ağaçlar, düşünmüş. Her şey var yani. Şebnemciğim. Fakat son anda bir sokağa çıkma yasağı geliyor 3 günlük. Vakalar biraz artmış ve önlem olarak 3 gün sokağa çıkma yasağı bütün davetleri iptal edince Şebnem mahvoluyor. Fatih Artman'ın karakteri Şebnem'in mahvolmasına dayanamıyor ve diyor ki çok önce, sosyal bir adam olmadığı önce bir halde, şey diyor ama üçümüz beraber kutlarız diyor. Üçümüz beraber kutlarız çünkü diyor. Çünkü hiç istemiyor. Çünkü evet. O kadar sosyal biri değil. Parti falan istemiyor aslında. Şebnem seviyor böyle şeyleri. Şebnem'in mahvolduğunu görünce diyor ki peki sitedeki arkadaşlarımızı çağırın. Sitede sadece de arkadaşları yok aslında bir tane arkadaşları var. O çok sevimsiz bir insan. Evet ama arkadaşları aslında sadece o gelse sıkıntı çıkmayacak. Tanımadıkları komşularını çağırmaya karar veriyor. Sonra şenlik başlıyor. Ondan sonra curcuna zaten. Çok yanlış insanlar davet ediliyor. Evet. Evet. Ve asla bir araya gelmemesi gereken insanlar kesinlikle davet ediliyor. Daha önceden birbiriyle arasında husumeti olan vesaire vesaire. Bu sırada da tabii evin kızı aklında başka planlar evin var. Evin kızının o geceyle ilgili bambaşka planları var. Evin aslında... kızı çok ev kızı değil diyelim. Evet. Yani artık ev kızı olmak istemiyor galiba. Diyelim. Evet. Yani şey... anne babasının sandığı kadar ideal bir ev kızı değil diyelim. Arkadaşıyla oyun oynamaya odaya çıkıyor değil mi? Evet. Yani o da ayrı bir parti veriyor kendi odasında. Direkt var ama. Evet. Çok mu anlatıyorum bilmiyorum. Yok yok güzel. Güzel peki. Aile arasında 6 milyon kişi tarafından seyredilmiş. Aşağı yukarı evet. 5-400, 5-550 ilk 10'da değil mi? Galiba. Evet. İlk 10'da. Bir ara 7.ydi. Sonra galiba... Üsttekilerden biri doping yaptığı anlaşıldı. Falan bir şey mi yok? Yok yok hayır. Sonra bir iki film daha çıktı. Mesela Bergen gibi şey gişe yaptı. Galiba Bergen de o ilk 10'a girdi. İşte bir kaçıncı koğuştu? 7. koğuş. 7. koğuş çok iyi bir gişe yaptı falan. Ama biz hala ilk 10'dayız galiba. 9. muyuz, 8. miyiz? Öyle bir şeyiz şu an. Ama hala da televizyonda... Çok izleniyor hala. Dijital platformlarda var. Oralarda da çok izleniyormuş. Ne güzel. Bekleniyor mu bu? Yani biliyor musunuz orada ne kadar seyredilecek, nasıl olacak? Bu film için ne düşünülüyor onu merak ediyorum. Ya gişeyi tahmin etmek biraz daha zor. En azından benim için. Çünkü benim ilk filmimdi aile arasında. Ratingleri biraz daha tahmin edebiliyorum ben. O gün başka ne var karşımızda? Hala oluyor başka mu? Başka kanallarda falan. Çünkü rating yok, değil ki artık. Artık şu an zaten açıklanmıyor da pek ratingler. O da yasaklandı ya. İşte ilk 10 sıralamayı sadece veriyorlar evet galiba. O zaman daha böyle şeffaf ve net görebiliyorduk. Hani kim ne kadar şehir almış falan filan. Kaç dakika sürmüş, kaçta başlamış, kaçta bitmiş. Hı-hı. O zaman tahminlerim genelde tutuyordu benim. İşte karşımızda hangi diziler var, o kaçta başlar, bizim kaç dakika filan. 3 aşağı 5 yukarı bir reyting tahminim oluyordu kendi dizilerimde. Gişe bambaşka bir şey tabii. Evet. Yani o hafta havanın nasıl olduğuyla bile değişiyor ya. Ama bir anda güneş açıyor filan. İnsanlar pek sinemaya gitmek istemiyor. Ama biz aile arasındanın böyle bir bu kadar da gişe yapacağını çok tahmin etmiyorduk. Hmm.
Daha küçük açtık biz yani. Az salonda başladı aile arasında. Az değil de yani ortalama bir... Çünkü aile fırtınası devam ediyordu. Okay, tamam, o dönem. Ve biz dedik ki galiba çok şansımız yok. Yani orta derece bir gişe bekleniyordu. Yine iyi açtık ama ikinci hafta birinci haftadan fazlaydı. O da sinemada hani Kulak Gazetesi'nin iyi çalıştığını gösteren, işte filmlerin gişe rekoruna gitme yolunu açan bilgilerden biri. Salon sen nasıl anlıyorsun oradan? Salon sayısını falan birdenbire. Yani biletler yok satmaya başladı. İyi filmler birbirini yukarı çekiyor mu? Ya aynı anda girer mesela aileyle girer. Birbirini çok yani hem rakip oluyor ama şöyle bir şey de oluyor. İşte sinemaya giden ona bilet bulamayınca ötekisine girdiği falan filan oluyor ama yani o hafta sonu sinemaya gidiş sayısını arttırıyor. Anladım. O zaman da tabii bir sinemaya gitme deneyimi artıyor oluyor. Ama yani yine de rakip yoksa, oluyor. Tabii canım. Ne olursa olsun rakip oluyor. Çünkü pahalı bir şey aslında. Ya hem öyle hem de gidiyor insanlar ya ona mı gitsem buna mı gitsem diye bakıyor. Daha güçlü bir çok güçlü bir film varsa karşınızda onu tercih edebiliyorlar. Onun için biz aslında böyle çok da avantajlı bir dönemde girmedik. Ayla vardı bizden 3 hafta sonra da Cem'in filmi başlıyordu. Hı. Arif ve 216 başlıyordu. Ona rağmen çok tebrik iyi bir şey yaptık. Teşekkür ederiz. Yarışmamız başlıyor. İnşallah Boğaziçi'ne gireriz. Ama sen girmişsin daha önce. Artık iki defa olmaz. Şöyle yapayım ben o zaman. Evet. Beraber yaptığınız ilk eserle ilgili sorularımız olacak. Evet. Heyecanlıyız. Tahmin ediyordunuz herhalde. Evet. İlk sorumuz geliyor. Evet. Filmin açılış sahnesinde Behiye ve Solmaz'ın sahneye çıktığı mekanın adı nedir? Haydi bakalım. Tın 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 tın. Dın 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 dın. Bak ya. Sallıyorum. Kesinlikle bu değil. Öyle mi? Ama hazır mıyız? Ben hazır sallayamadım mi? Bile. Işıklarının nerede olduğunu söylesem olur mu? Olur. Ama puan alalım. Boşluktayız. Çok yanlış. Maalesef. Sazlı cazlı olacaktı. Ah be. Vay be. Tabii. Bunu herkes biliyor. Star Wars. Evet, ikinci sorumuz geliyor. Biliyorum, yalan dünyadaki... Haşmet Kurt'un. Sazlı yani cazlı. Yani Erdal Özyağcılar oluyor kendisi. Heh, onu biliyoruz. Hı. Sahibi oldu. Haşmet Kebap Salonu. Olmadı. Nun kuruluş tarihi kaçtır? Ama çok böyle şey oldu. Olur mu? Yazıyor filmde var bilmiyorum. Ben sallıyorum hep. İnşallah 3 yanlış bir doğru. Ben de salladım ya. Bakalım. Yani o hiç alakası yok. Yakın bile değil. 1968 olacaktı. Aa, babası da demek ki kebap. Demek ki senarist öyle düşünmüş olacak ki. Demek ki öyle. Üçüncü sorumuz. Eşitliği bozabilecek miyiz bakalım? Kurt ailesinin Zeynep'i yani su kütlü, kutlu. İstemeye geldiği sahnede Leyla'nın giydiği elbisenin üzerinde ne yazıyordu? Ha, tamam, o bende. Bir dakika. İngilizce. Ah, özel olarak seçmiştik ya. Buradan çıkışta filmi bir daha seyretmeniz gerekiyor. Böyle bir şey, böyle bir kelime var galiba ama direkt. Hadi bakalım, yok mu? Ya bir feeling... Yok. Hadi be. Collect moments, not things. Olur. Heyecanlı bir yarışma oluyor ama. Yani iyi ki geldik. Çok şey kattığımızı düşünüyorum programa. Gran Kran'a bir mücadele için. Siz beraber film yaptığınızın farkındasınız. Biz, evet. Adana'daki kına gecesinde şarkıcı detone oldu diye. Yani... Solmaz'ın sahneye çıkıp yani Demet Evgar'ın orkestradan re notası isteyerek söylediği şarkı hangisidir? Bir dakika. Tamam çok bu bende. Bitti. Aa bir dakika. Hayır bitmedi. Daha bir dakika. Daha hatırlıyorum İpucu ben vereyim mi? Yok hayır, vermeyin hayır, ya. Hayır. Kazanma şansımız var burada. Bir tane kazanma şansım var. Niye veriyorsunuz? Bir dakika. Hazır, konfetiler hazır mı? Galiba evet. Oldu bu sefer. Eşitliği bozacağız mı yoksa bir bir mi? Bir bir olacak galiba. Birlikte söyleyelim mi? Evlerimi bu değil mi? Teşekkürler. Yerden yere vurup evet. Şarkıları unutmam. Şarkıları unutmam. Peki bu şarkının ilk sinemaya çıkışı sahnelerine? İlk bu şarkının çıkışı. İlk başka bir filmde kullanıldı mı? Tabii. Hatırlıyor da gibiyim. Muhsin Bey. Muhsin Bey. Vay be. Uğur Yücel. Muhteşem evet. Söyler. Doğru. Evet. Son sorumuz. Fikret'in yani Engin Günaydın'ın Haşmet Kurt'un ofisini bastığı sahnedeki ünlü tiradında.
Evet. Ama tamam. Herkes haddini bilecek, benim canım sıkılmasın dedikten sonra kullandığı deyim hangisidir? Deyim. Böyle bir şey beklemiyorduk değil mi? Hayır, tiradı Gülse yazdığı için 1-0 önde başlıyor. Dakika, ama deyim deyince işler karıştı. Ya deyim değil canım. Deyim doğru deyim. Tamam. İkiniz de aynı anda aydınlandı. Ben atıyorum tamamen. Gülse bildi galiba. Evet. Geldi mi cevap? Evet. Bak Gülse'nin seni açtı. Allah Allah. Maymun gözünü açtı. Maymun gözünü açtı. Maymun gözünü açtı. Seninki neydi abi? Göremedim. En tepeye bağlayayım direkt. Ha, o da. Tamam, onu da söylüyor. Şartlı doğru. O da var. Evet, çok güzeldi. Tebrik ediyoruz efendim. Böyle devam etsek mi acaba? Güzeldi ya, ben daha güzel. Şimdi biz size soruyoruz. Bizim son filmimizdeki. Eyvallah. Çünkü seyreden çok az insandan birisiniz. Evet efendim. Şarkıları sormak istiyorum. Ben soruyorum. Buyurun buyurun sor. Ayta çok iyi söylüyor. Yılbaşı Gecesi filminde 4 adet şarkı var. Bunlardan en az ikisini söyleyebilir misiniz? Söyleyemem. 4 adet canlı başladı. Söylenen şarkı Bing. Var. Vallahi söyleyemem galiba. Bing. Serkan'ın söylediği karşılıklı neydi Ayta'yla? Ben burada filmi seyrettim. Filmi seyreden az insandan biriyim. Şimdilik. Seyirciler. Şimdilik. Fragmanda da var mesela şarkılardan bir tanesi. Biliyorum da işte hatırlayamadım. Rezil oldum bak anında. İşte gazeteci çıkarınca karşıya... İpucu vereyim. Lütfen. İlk versiyonunu Ebru Gündeş söylemişti. Hiç bilmem ki ben onu işte. Siz filmi seyretmemişsiniz gibi hissettim ben şu an. Seyrettim ya. Tek başıma... Ya test tek... yapmak nasılmış? Canberk senin fikrindi bu ya. Dört tane güzel şarkımız var. Ben hem de bilgi vermiş olayım filmle tamam. ilgili. Safa geldiniz. Yani safalar getirdiğinizde başlıyoruz. Arap saçı var. İrem söylüyor değil mi onu? İlk başta Ayta söylüyor. Sonra İrem İlk söylüyor. İlk partiye girerken. Sonra İrem akordeonla söylüyor. Kapıda. Arap saçı var. Hem doğru. Büşra söylüyor hem Ayta söylüyor. Fırtınalar doğru. var. Doğru. Düet Serkan Keskin'le Ayta sözlerini söylediği. Bir de en son filmi bitirirken ağlama değmez. Evet, bu bölümü keselim. Olur mu ya bu kadar? Ben filmi daha yeni seyretmiş birisi olarak. Peki o zaman gene bir şeyimiz var. Hızlı sorular cevaplar. Ondan sonra gene filme döneriz. Bir süper gücün olsaydı ne olmasını isterdin? Uyumadan yaşamak. Yetmiyor mu zaman? Ben çok uyuyorum. Ben 9 saat falan uyuyorum. Ne olacak? Ve... İhtiyacım var demek ki. Anne böyle der. Ya ben seviyorum uyumayı ama bir süre işte o yüzden yetişmiyor. Mesela daha çok yazabilirim uyumazsam. Ne kadar kötü bir süper güç. Uyumadan ya daha çok çalışmak ben istiyorum. Ben yani ne kadar elinde bir gücün var bunun da. Berbat bir hayat. Daha çok çalışmak isterdim mesela. Senin de peki sen de söyle uyumak mı istiyorsun? Yok ben zamanı durdurmak isterim. Bu soruya çok hazırlıklıyım ben. Zamanı durdurmak. Arkadaş sohbet. O kadar daha doğru ki. Yani bir süper güçten bahsediyoruz. Süper odur yani. Hayır. Uyumak nedir yani? Zamanı niçin mesela? Yani bir şeyleri yetiştirmek için mi? İstediğim her şeyi yapabilmek için. Yani zamanla bir problemim olduğundan yani. Yani anı durdurmak. Ne vardı ya burnunu, yani yaşlanmamak burnunu böyle diyebilirdik ama. İşte yaşlanmamak falan hepsini getirir beraberinde. Pek güzel. Seyahat. Arada dil öğrenirsin. Düşün kapattın. Japonca öğrendin. Hop Japonya'ya gittin. Devam. Kaldığın yerden. Gittiğin ülkenin dilini konuşabiliyorsun. Çok daha iyiymiş bu ya. Çok çalıştığım bir soru. Değiştirebilirim. Ama uyumamak da biraz öyle yani. Mesela hiç uykuya ihtiyacın yok. İnsanlar uyurken 8 saat sen o 7 saat ne istersen yap. Dil öğren. Evet ama mesela o zaman... Ya biz burada geliştirici ya? Bir hep geliştirici yapmak istemiyor. Hani dil öğrenmek için niye zamanı durdurmaya ihtiyaç var? Öğrenebilirsin. Hayır, şu da bir süper güçtür ya, gittiğin ülkenin dilini konuşabilmek. Evet, mesela. O bir var, onun bir adı var hatta. İşte mesela bir günde dil öğrenen var. Ayağını basıyorsun İspanya'da İspanyolca konuşuyorsun. Bu güzel bir şey. Var onun uygulaması var onun ya. Hay Allah. O bir süper güç diyorsun zaten. Ne kadar eğlenceye düşkün, hayatın tadını çıkaran insanlar olduğumuz ortaya çıktı. Evet, direkt gazete okuyordum. Dil öğrenip daha çok çalışmak istiyorum. Kendine dair hak verdiğin eleştiri. Ya bir sürü vardır. Ya ben, yok, aklına gelmedi göre yok. Ben herhalde. Kendime çok hayran biri değilim. Yani ben bana ne eleştiri yapılsa ben hemen hak verebilirim. Yani evet doğrudur, kesin öyle yapıyorumdur falan derim. Şarkıcı olma sevdasından ondan mı vazgeçtin?
Yok, o ilkokulda hemen ondan yani. O zamanlar şarkıcı olmak için ses gerekiyordu. Ototune yoktu daha. Çünkü bizim kuşağın şarkıcıları hani Şebnem Ferah falan olduğu için. Değil mi? Hemen vazgeçtim ben ondan kısa sürede. Ama hala çok seviyorum şarkı söylemeyi. Söylüyor musun maalesef peki? Çok evet. Arkadaş arasındayken söylüyorum. Evet. Biz... Ama yani işte bir şarkı, iki şarkı falan. Onlar sen söylüyor musun? Ben söylüyor muyum sizce? Hayır. Ya bunu yapıyor olabilir miyim arkadaş arasında bile? Arkadaşım kalmaz ya. Ben geçen akşam ama kendi ben dedim. Konuşurken de kendimi belli ediyorum diye. Peki biz şu anda arkadaş arasındayız. Acaba öyle bir şey alabilir miyiz? Bir, iki kuple alamayız. Yani o kadar arkadaş değiliz daha. Ne yapalım peki? En çok ne para harcıyorsun? En çok neye para harcıyorum? Dil öğrenmeye diyelim. Kendimi bitireyim. İşte kendimi geliştirmeye daha çok para veriyorum. Yani işte ne bileyim master class'lar falan. Ya en çok neye para harcıyorum? Benim iki tane çocuğum var. Ha, tabii. En çok parayı tabii ki olanlar. Dur daha iyi günlerim. Evet işte o yüzden. Yani düşünüyorum en çok parayı işte onlara harcıyoruz yani. Seyahatleri. Yani benim böyle işte araba, teknoloji, mücevher falan öyle meraklarım yoktur. Gezeyim dolaşayım. Evet yani güzel seyahatler etmek ne güzel. İsterim. Onu İyi arabalarla, şık giyinerek seyahat etmek diyerek hepsini. Valla o kadar da değil. Yok tabii biliyorum ya. Kaytarma yalanı. Boğazım şişmişti. Şu an bitirdim kendimi. Hazırsın galiba böyle bir şey. Yok ben... Ben yalan söylemem için. Ben yok çok iyi yalan söylerim de kaytarma yalanımı burada açık edersem bundan sonra nasıl devam edebiliriz? Burada çok terk eden oldu. Yani yenisini bulmak üzere. Zaten eskimişti söyleyeyim diye. Ama benim boğaz... Yani bademcik enfeksiyonum çok eskidi. 25 yıllık falan. Onun için zaten yeni bir şey bulmam gerekiyordu bu aralar. Onun için söylememde bir sakınca yok. Evet ya yani aslında şu hastalık meselesi iyi ama işte pandemiyle o da artık... Gerçek oldu yani. Biraz öksürünce gelmemek iyi bir sebep. Tabii. Artık kaytarma değil. Eskiden hani ya kendimi kötü hissediyorum gelmeyeyim dediğinde niye gelmiyorsun gel ya falan. Şimdi kendine aman gelme diyorlar yani. Doğru. Hani o yüzden kaytarmayan artık gerçekçi bir şey oldu bence. Telefonundaki en ünlü kişi. Telefonumdaki kayıtlı en ünlü olan. Kişi Gülse Birsel. Yani düşünüyorum. Başka bir cevap. Daha ünlüsü. Yani yabancı da olabilir. Yabancıysa Demi Moore var. Ne diyorsun? Evet yani madem istediniz Gülse Birsel'i beğenmediniz. Bir arasana. Bir mesaj atayım ya. Mehmet'leyiz. Sokrates yayınında. Demi Moore var evet. Roman Polanski? Roman Polanski şeyde değil. Rehberde değil o hafızada. Görüştük kendisiyle tanıştık ettik ama telefon numarasını alamadım. Olmadı. Demi Moore'la o benim oyuncu koçum işte oyunculuk yönetmenlik falan dersleri için seyahatlerde bulundum. Yine kendimi geliştirme amaçlı olduğum bir dönemde benim oyuncu koçumun yakın arkadaşı çıktı kendisi. O sayede de bir hukukumuz oldu. Yazışıyor musunuz? Yok. E-mailleştiğimiz bir dönem var ama şu anda ne yazacağım film çıktı baktın mı diyemem. Bir de Ryan Gosling var tabii. Ryan Gosling silsilenin açılışındaki müziğin de müzisyeni. O da şöyle oldu. Biz silsileye montajda müziği koyduk. Editör yani library'den koyuyor işte hani. Ben de ya bu çok iyi hepimiz dinliyoruz filan. Dead Man's Bones'un şarkısı. Çok iyi çok iyi ya bir araştıralım belki alınabilir hani filan dedik. Ryan Gosling çıktı. Yazıştık ettik filan. O da yine benim o... Amerika'daki eğitim, öğrenim taraflarından tanıdık çıktı. Bedava verdi şarkıyı falan. O da yine arayabileceğim bir kişi kendisi. Fevkalade. Eva Mendes ile ilgili değil mi? Evet. Evet. Ayrıca o... Ben cevap sizin vermeyeyim. Gülse Hanım. Evet. Tarkan falan diyeceğim. Tarkan Cemil. Ama Tarkan falan. Büyük canım. Evet. Uluslararası yok galiba ya benim. Matthew Modine falan vardı ama yani evet de o da böyle yıllar önce benim yazdığım bir filmde oynaması için aranmıştı falan filan. En sevdiğim filmde oynuyor bir de adam yani Birdie'de oynar ya Alan Parker. Evet. Çok severim kendisi. Bence çok değerli. Yani Matthew Modine'ın sönük olduğu bir sohbette miyiz biz şu anda? Ama şimdi Ryan Gosling biz ne yaşıyor olabiliriz? Çıktı filan. Fevkalade. Tarkan diyerek bırakmak istiyorum. Ama Tarkan zaten her türlü müsabakayı kazanıyor. Evet. O bir şey üstü yani.
Doğru. Tartışma üstü. Celebrity Crush'ın ilk. Çocukken, gençken. Duran Duran'dan Nick Rhodes. Aa şey, oradaki Roger Taylor'ı herkes çok sever abi ki. John Taylor'ı çok John severler. John Taylor'ı, Roger Taylor'ı evet. Çıktı o şeyde. İşte ben böyle herkesin beğenmediği. Ben hangisi olduğunu bile bilmiyorum. Simon Le Bon vardı. Keyboard'u çalan. Keyboard çalan. Güzel. İlginç, değişik. Yani Duran Duran'a gidiyorsak Sabrina, Samantha Fox yerlere gidiyorum ama bir celebrity crush olduklarını düşünmüyorum yani. O dönem onlar vardı televizyonda. Bütün bizim jenerasyon onlarla ilgileniyor. Onlar vardı, başka kimse de yoktu zaten. Samantha Fox. O yüzden bir crush bile diyemeyeceğim yani. Samantha Fox güzel. Tek bir yemek hakkın olsa hangisini seçersin? Haydi bakalım. Spagetti. Ben helva diye düşünüyordum ama spagetti mi? O yemek değil. Yemek değil. Atıştırma. Ya da şey, yazmak için bir doping. Enerji kaynağı. Enerji kaynağı. Spagetti, enerji herhangi, bar falan gibi bir şey benim için. Herhangi bir spagetti şey var mı? Modeli. İyi yapılmış aşağı yukarı hepsi. Yani al dente, sosu güzel olan bütün spagettiler tamam. Ben de domates soslusuyla devam ederim. Yani. Güzel. Harika. Ama hayat boyu yiyecek spagetti yemek de bayağı kötü. Bittik yani. Evet. Hani bari biraz daha. Ne beyin kalır ne bir şey, ne kemik kalır, protein yok, bir şey yok. Ama katarsın şimdi bir raguyla. Doğru bakıyla. Aslında spagetti akıllı bir seçimmiş. Çünkü sosuna her şeyi koyabiliriz. Her şeyi koyabiliriz. Doğru. Evet. Enginar soslu yaparak enginarlı sağlık yapar, odaklı. Balıklı yaparsın falan. Doğru. Bu herhalde bir önceki soruyla da benzer bir cevabı olabilir tabii. Guilty pleasure'ınız nedir? Çok var benim. Yani kötü filmler seyretmek. Mesela? Dizi tekrarından paketli gıdaya. Yani o kadar çok var ki. Cipsler, şunlar bunlar. Cips değil de daha çok çikolata, nuga, gofret ailesinden pek çok şey. Yani tahin helvası benim sağlıklı gıdam diyebilirim. O sağlıklıdır ama. Ben yani canımın istediği her şeyi yiyorum. En büyük guilty pleasure'ım o galiba. Ne güzel, hiçbir şey de olmuyor belli ki. Şimdilik öyle. Bakalım. İnşallah böyle devam eder. Ne güzel. Sizin beyefendi? Spotify'da kötü müzikler. Aa zaten. Evet. Yani o kaçınılmaz. Yaponca mı? Yani neler var yani. Hani karakter analizine gidilse bu kim falan. Hani yıl sonunda geliyor ya işte siz bunu ya o kadar yani kötü ki ben paylaşmadım Instagram'da. Yani. Hani benimkiler de bunlar falan demedim. Bu kadın ayıp. Yani. Evet. Evet. Ben de paylaşamıyorum çünkü kızımla paylaştığımız için BTS çıkacak. Ha. Tabii. Ortak hesap mecburen paylaşamıyorsun. Kore popuna gönül veren. Hakikaten düşünsene beni. BTS i̇şte o yüzden. Ya bir sürü insan paylaşmadı, dikkat edersen. Dünya Kupası şarkısını yaptı ondan falan diye. Öyle şimdi yırtabilirim. Evindeki en pahalı eşya. En pahalı eşya. Eşya. Yani... Bir Picasso var ama sayılmaz herhalde. Yok, şaka yapıyorum. Daha pahalıları vardır o zaman. Saçmalama. Picasso'dan da bahsetme burada ya. O kadar ama resmin ya. Arasında gittin. Şimdi şaka diyorsun onu mu? Onu seçtim. Şaka diyorsun ama benzer cevaplar aldım daha önce. Ya mutlaka. Çünkü en pahalı diye açınca kartı herhalde buraya gelen konuklarda biraz olmuştur. İşte koltuk açıklamak var ya. Yok düşünüyorum, Picasso yok. Goya. Yani güzel resim bir iki tane var güzel Türk ressamlarının. Evet, sanat eseridir herhalde. Zaten öyle oluyor cevaplar. Belli bir şeye kadar elektronik alet. Evde yani elektronik eşya ve resim olabilir. Yani bizimki koltuk işte. Koltuk sayabilirim ama yani koltukta en pahalı listesine girmez diye düşünüyorum. Yani. Ama şey ünlü tasarımcı. Evet herhalde öyledir. Yani biz seninle aynı sınıftayız. Gülse başka bir sınıfta. Mesela ben koltuk diyorum, o tasarımcı yatırıyor. Öyle oluyor. Şey yani belli bir şeyde kadar abi elektronik alet var. İşte bilmem falan var. Doğrudur. Bazı seviyeye çıkan sanat eserleri diyor. Yani herhalde en pahalısı o olsun gerek. Şey yani gibi o. Bu arada o yanlış bir bilgi de olabilir yani. Bilmiyorum, belki televizyon daha pahalıdır falan. Şu an en son takip etmedim. Evet. Kanye West öyle bir şey söylemiş. Altın şeyler, zincirler falan takıyor ya onlar. Hı-hı. Milyonerler takar onu. Milyarderler hiçbir şey takmaz demiş. Onun gibi yani. Doğru. O da belli bir seviyede sanat eseri çıkıyor. Senin televizyonu düzeltiyoruz. Bir hemen gittiğimde kontrol edeceğim. Resimlerimin en son müzayedelerdeki satış fiyatı neymiş ve ona göre ben yazarım size. En son kararım. Biz de 600 olarak geçeriz. Maruz kaldığın en saçma selfie. Maruz kaldığım en saçma selfie. Girip çektir mi? Çekmiyorlar mı? Bunu ben sonra şeyde Avrupa Yakası'nda final bölümünde Cem Yılmaz'la Engin'e bir sahne olarak yazdım.
Evet. Başıma geldi. Gelip böyle o zaman da daha kötüydü telefonlar. Evet. Ondan sonra çok böyle beraber o çekemiyordun falan filan. Hani bizi beraber çekin deniyordu, illa biri isteniyordu filan. Öyle bir kafası karıştı gelen seyircinin. Ondan sonra iki kişi geldiler. İşte bizi çek, dur sen mi bizi, ben sizi çekeyim. Ama bu sefer de ben yokum falan deyip en sonunda bana verdi telefonu, bizi çek dedi. Ben iki arkadaşı çektim. Aa siz yoksunuz falan dedi. Öyle oldu. Ya doğru, aynı değil mi? Evet şey, evet. Aynı. Ben o sahneyi yazdım. Ama o sondaki çemkirmesi olmadı herhalde. En yok gibi. Olmadı. Ben de bu durum sürekli oluyor, takdir edersiniz ki, çünkü yanımdaki arkadaşlarım ünlü aktör olduğu için tam selfie çekerken siz çeker misiniz diye bana veriyorlar, ben çekiyorum ve oyuncu arkadaşlar da genelde şey, yalnız kim çekiyor biliyor musunuz falan gibi beni bir böyle onur etme çabası. O da diyor ki kim çekiyor bilmiyorum, aa tanımıyorum, hop gitti zaten, ne yapacak beni, yalnız o sana çıktı yönetmenimiz falan, hiç umurumda değil, güzel çıkmış mıyım falan diye öyle bütün çok selfie'm vardır. Peki filme dönelim. Daha doğrusu filmlere dönelim. Şöyle, yani şeyi merak ediyorum. Yani bir sonraki, bir öncekinden hep daha iyi olmak zorunda mı? Yoksa ben en iyi işimi yaptım, o kabul edilebilir bir şey mi? Sanatçı, senarist için ya da yönetmen için. Yani tabii ki her iş bir öncekinden daha iyi olsun istiyorsunuz zaten de, onun için yola çıkıyorsunuz. Veya en azından onun kadar iyi olsun diye düşünüyorsunuz. Ama hani hepsi aynı popülerlikte olmuyor. Siz daha çok beğeniyorsunuz, seyirci daha sıcak buluyor başka bir şeyi. Hmm. Daha kolay anlaşılır bulduğunu daha çok seviyor çoğu zaman falan filan. Yani genelde hedef şu olmalı, kariyerde belli bir standardı tutturup onun altına düşmemek. Öyle mi? Yoksa hani bir tık daha üstte olur, bir tık daha az gülünür, bir tık daha hikayesi beğenilir. Başka insanlar daha çok beğenir, kitleler daha az beğenir falan filan. Belli bir standart. Hani küresel bir bak, iş yapayım, daha büyük bir şey yapayım, öyle bir hırs oluşmuyor mu? Yok. Yani her zaman onu tabii ki çok isteriz, hı-hı, ama komedide o biraz daha zordur. Her ülke için daha değil zordur. Mi? Herkesin kendi ayrı komedisi yani mi var biraz? Kültür, dil, yani daha çok İngilizce komediler dönüyor bütün dünyada. Biraz işte belki İspanyolca belli bölgelerde dönüyordur vesaire. Ama mesela İspanyolca bir komedi bize bile gelmiyor. Yani işte Almodovar falan biraz daha komedik bir film yapınca onu seyrediyoruz ancak. Dramda daha kolay herhalde başka bir şey. Dramda çok daha kolay. Evet. Ya bizim dizilerin, bizimki artık dramın da ötesi, ona başka bir isim vermek lazım herhalde. Bizim yani Güney Amerika'da falan uçup gidiyor ya diziler. Evet, Orta Doğu'da ve Güney Amerika'da oynayan ve çok sevilen dizilerimiz çok iyi çekilmiş, çok iyi oynanmış, muhteşem prodüksiyonlu pembe diziler aslında. Hı. Yani soap opera tür olarak, evet, soap opera'ya yakın ama onun çok daha iyi yazılmışı, çok çok iyi yapılmışı. Yani entrika, kadın erkek ilişkileri, dedikodu, yalan filan, aile içindeki şunlar bunlar. Yani format olarak soap opera ama muhtemelen dünya tarihinde yapılmış en kaliteli soap operaları yapıyoruz biz. Sana bir fotoğraf göstereceğim. Senin elinde fotoğrafımız yok. Bizim böyle geçmişten fotoğraflar gösteriyoruz. Güzel İsabet olmuş. Çok değerli fotoğraflarım yok. Burada aklından neler geçiyor ve ne hissediyorsun acaba? Yani sanki şu anki yaştan daha olgun gibi falan görünüyorum. Değil mi öyle? Gerçekten ne hissediyorum acaba? Kaç yaş bu? Çok hızlı boy atmışım. Bu 8-9 falan olması lazım. Belli ki... Mutlu muydu? Mutlu bir çocuk. Bu yanındaki abim tahmin ediyorum. Nerede olduğumuzu da hatırlamıyorum. Mutlu olması lazım ama yani çok hızlıca boy atmanın verdiği şaşkınlık. Ama saçlarda bir neşe var. Saçlarda yani ihmal edilmişlik var. O saçların ya kesilmesi ya uzatılması lazım. Orada bakımsızlık ama evde, evde mi kesiliyor? Yok evde de kesilmiyordu ama bir süredir çok ilgilenilmemiş benimle belli ki. Yani kâkiller uzamış filan. Kombin güzel. Evet. Kombin bugün de giyebileceğim güzel bir kombin. Çok güzel. İlkokul zamanı bu. İlkokul yaş 8-9 filan. İstanbul değil mi? İstanbul tabii. İstanbul. Tabii. Hayatında keyfi ne, mesleki olarak olabilir, özel hayatında olabilir. Böyle hani bir zıplamalar vardı ya, keyfin ikiye katlandığı bir an. O düşün, geriye dönüp baktığında ne zaman? Vallahi Bodrum'da benim bütün keyiflerim ikiye katlanıyor. Evet. Yani çok gerçekten bende çok özel yeri olan bir yer. Yani yemek de orada keyfi ikiye katlanıyor. Gün batımı da bir başka oluyor. Trafik rahatsız etmiyor. Büyük bir... Valla trafik bile rahatsız etmiyor. Hmm. Yani çok bayıldım. Uçağım var çünkü yer. Yani. Çok. Helikopterle gidiyor. Ondan bahset. Ben evdeki evde deyince. Şimdi bu...
Uçak var ya. Resim değil uçak. O var evde. Terasta duruyor helikopter. Hay Allah'ım. Ya Bodrum'da benim hakikaten daha gider gitmez yani o Bodrum'un böyle temiz kokusunu, otunu falan kokusunu alır almaz bir keyfim hemen ikiye katlanıyor. Güzel. Senin nedir? Yani benim şimdi öyle söyleyince evet Bodrum'u sayarım ama benim mesela aile arasında hem beğenilmesi anlamında hem de gişe başarısı sebebiyle bir anlamda ikiye katlayan zevkimi, keyfimi bir iş. Çünkü hani hem beğenilmek istiyoruz yani yaptığımız işi sevilsin istiyoruz hem de çok insan izlesin istiyoruz. Yani filmciliğin böyle bir meselesi var. Hem kaliteli hem büyük, hem kaliteli hem ana akım yapmak kolay bir iş değil bir sinemacı olarak. Tabii. Dolayısıyla ikiye katlandığı anlardan biri buraya gelirken öyle düşünmüştüm. Diğeri de annemin yarasının galasında oğlum doğdu. Ha. Yani gala günü herhalde oğlu, çocuğu doğan tek yönetmen olduğum için evet. Bu ikiye katlamayı hatırlamak isterim evet. Burada. ...30 saniye içinde Gülse Birsel kaleminden çıkan 10 karakter sayabilir misin? Hemen. Aslı Sütçüoğlu, Volkan Sütçüoğlu, İffet, Tahsin, Burhan Altıntop, Gaffur, Selin, Yaprak, Fatoş, Şesu, Tanrıverdi, Gizem Özpamuk, Deniz Alsancak, Bora Alsancak, Emir Danışman, Dilber Ala, Şahika, Cengiz. Biraz daha devam et çünkü bana da, oldu yani. Bana da sorarsa oraya devam sayarsın. Güzel, sana da şunu yapacağız abi. Kamera önü mü, kamera arkası mı? Çok iyi bir soru ya. Ya tabii ki kamera önü. İstemiyor musun hiç önüne geçmek? Kamera önü. O kadar istemiyorum ki. Yani istemediğim için zaten arkasındayım. Hayır yani şimdi ben bana bizim işle ilgili hakem olmak istemez misin falan diye soruyorlar. Ben kornerde kafayı vururum yani. Anlatabildim mi? Çünkü o futbolu oynamak için seviyorsun ya. Yani yönetmenlikte de öyle olur gibi geliyor. Yok, ya ben de şurada bir gözüksem. Gelmiyor. Ama ya. Şöyle yani Jim Jarmusch'un bir lafı var. Bütün yönetmenler önce kötü müzisyendir diye. Yani biz müzisyen olamadığımız için yönetmen oluyoruz. Ha. Ekolündenim ben. Anladım. Hani bir müzikle ilgili bir şey yapıyor olabilseydim yönetmen olmaz. Aslında oyuncu değil ama müzisyen. Müzikle ilgili bir şey yapabiliyor olsaydık hiç kimse başka bir iş yapmazdı. Öyle bir ekibiz biz. Yani ben de öyle. Ben de öyle. Müzikle ilgili bir şey yapabiliyor olsaydım niye yazayım? Evet abi niye bu manyaklar? Ama sen yapamadığını düşündüğün için yapmadın. Herkes öyle düşündüğü için sadece ben değil. Ben çıktım ilk konserde bayıldım. Gerçekten. Heyecan. Tabii heyecan. Bayağı, evet, sahne korkusundan bayıldım yani. Ha. Böyle de olabilirdi. Ben çok yetenekliyim aslında. Yok benim kendime güvenim ve rahatlığım tam. Sadece ses yok yani. Godard mı Bertolucci mi? Godard. Allah rahmet eylesin. Ben çok kararsız olurdum bu soruda. Öyle mi? Ya Godard'a bayılırım ama galiba Bertolucci ya. Konformist yüzünden. Evet, konformist yüzünden her şey değişebilir ama yani ama tüm Godard yüzünden bir de yeni kaybettiğimiz için de. Evet. O nedenle Godard diyorum ben ama konformist oyunu değiştirir. Değil mi? Kartları biraz yeniden dağıtır. Kartları yeniden dağıtır. Sitcom ve şeyleri, Amerikan kısa dizilerini çok seviyorsun bildiğim kadarıyla. Seviyorum. Evet, o zaman burada bir değil. Sorumuz var. It's Always Sunny in Philadelphia mı, My Name is Earl mü? İkisini de seyretmedim diyebilirsin. İkisine de böyle büyük hayranı değilim. My Name is Earl daha tatlı. Hangisi hayran olduğun dizi? Var mı öyle bir dizi? Evet, Seinfeld falan mı mesela? Friends, Seinfeld, The Office. Ofisin İngiliz'i mi, Amerikan'ı mı? Ben Amerikan'ı daha çok seviyorum. İngiliz'ini zaten açıkçası daha çok kısa zaman önce seyrettim. Evet. Ben Amerikan'ı ile başladım. Yani Ricky Steve Gervais'e tabii bayılıyoruz ama ben Steve Carell hayranıyım. Çok hayranıyım. Bir de dünyanın en iyi senaryo seçen oyuncularından biri bence. Çok iyi yapıyor bu işi. Amerikan Office benim böyle canım sıkıldıkça seyrettiğim. Fonda hep vardır. Seinfeld öyledir. Friends öyledir. Onlar benim yani moodumu yükselten diziler. Bir de Amerikan Office eskimiyor. Mesela bence Seinfeld'de bir eskilik duygusu geçiyor. Yine hani hayır, hayır şey olarak çok yani dekoruyla yani. Bilmem nesiyle duygusu yüzünden. Ya Kramer ama, gibi bir yok, karakter o, olabilir ya, mi? Ya? Tabii ki. Seinfeld çok eski ya. Evet işte 93 o. 93 mü 92 mi? Öyle bir şey. Ofis yine. Ofis yine yakın. Ofiste cep telefonu var galiba.
Ya ofisi şuradan çıkartabiliriz. Hep bana şey falan dediler hatta. Hayatımda söylenen komik şeylerden biri olabilir bu. Burhan Altıntop'u ofisten yürütmüş dediler. Ofis Burhan Altıntop'tan sonra. Demek ki evet. 2005-2006-2007 falan olmuş. Neyini benzettiler acaba? Bence çok benzemiyordu. Sadece çok böyle yalnız ve böyle biraz yönetici konumlu adamlar herhalde. Mı? Tip olarak değil de Burhan Altıntop'u sen Ofis dizisinden çalıp yazmışsın falan dediler de wow. Burhan daha önce. O karakter çünkü Burhan Altıntop'tan bahsetmeden olmuyor tabii yani. Doğru. Engin'i de görünce ilk direkt şimdi adam çok acayip işler yaptı ama nereden yani nasıl o? Bilmiyorum ama Burhan Altıntop böyle eminim tanıştığım belki birlikte çalışmış olduğum birkaç kişiden böyle yola çıkıp sonra hayal gücüyle medyada mı gitmiştir. Sektör söylemeyeyim artık. Ya kim oldu falan bile şu aynı dönemde biz medyaya girmişiz de acaba dedim tanıdık doğru ortak olur. Bir tanıdık mı? Yani belki de tanıdık değildir. Belki daha alt kadrolardan daha şey böyle idari pozisyonlarda ya da muhasebesel falan. Bilmiyorum kim olduğunu da şu an hatırlamıyorum ama 3-5 kişinin bir yazdım işte ne olabilir. İstiyorsun falan. Ama yani çok tanıyoruz ya böyle insanları evet, evet. Aslında. Çok özel. Daha çok da hayal gücünden çıkıyor zaten karakterler. Yani ben bunu yazdım çanta, diye olmuyor. Çantası vardı ya. Benim babam da vardı. O çanta yani çok kişi de vardı bir dönem. Benim babam şu sallaya sallaya dolaşırdı onlar. Vardı. Bir de biraz etkileşim işi değil mi özellikle sitcom'da? Yani yazıyorsun Engin oynuyor o hafta oynuyor, bir bakıyorsun. Ha, mesela Tokatlı olması Engin Tokatlı diye. Evet. Çünkü yani birazcık bir şive istedim ben. Hı hı. Dedim ki ya Engin birazcık bir şive olsun istiyorum adamda ama sen nerelisin? Nerenin şivesinde çok rahat hissedersin? O da Tokat deyince öyle yazdım. Ama Tokat'ın da dışında bir şivesi. O da Steve Carell'e acaba oradan mı benzetiyorlar? O da bir takım şiveler uyduruyor ya. Minions'ta falan böyle saçma. Yok zannediyorum Engin'in yaptığı. Ha, Tokat şivesi mi? Evet. Tokat yani o daha iyi bilir tabii Tokatlı olan o ama. Tokat şivesi değil kardeşim diye itiraz gelmiyor mu? Gelmemişti o zaman. Bugün yapsan gelir bence. Yani galiba hiçbir şehir çok sahiplenmek istemedi galiba. Yani doğal olarak. Onun için Tokat böyle değildir falan bile demediler. Yani onu görmezden geldiler. Çöpçüler Kralı mı Kapıcılar Kralı mı? Benim için Çöpçüler Kralı. Benim için de. Öyle mi? Tamam. Bir de konumuz var ya. Yani. Evet. Buyurun lütfen. İkimizin de çok hayran olduğu bir film. Çöpçüler Kralı ve aile arasında ilk konuşurken referans aldığımız filmlerden biri de oydu. Yani oyunculuk doğallığı açısından işte başka neleri böyle çok izinden gitmek istemiştik. İşte Erdal abi bir kere zaten. Ha tabii Erdal Özyağcılar'a ikimiz de Çöpçüler Kralı'nda ki çok büyük bir rolü yoktur. Ayşen Guruda'nın abilerinden biridir. Orada ikimiz de o kadar hayran olmuşuz ve unutamamışız. 3 ya da 4 sahnesi var yani böyle hatırlayabileceğiniz. Tabii. Ama o araba çalmada falan bir böyle bir bakışı falan vardır. Açıp açıp gülüyorduk filmin hazırlığında. İnceci bir oyundur yani. Erdal abinin orada yaptığı. O konuda çok böyle hayran olduğumuz bir filmdir. Onun dışında gerçekliği ama bir yandan çok komik olması müthiştir falan. Onun için Çöpçüler Kralı. Filme gelelim. Nasıl anlatacağız filmi yani ne beklentiyle geçsinler televizyonun karşısına? Şunu bulacaksınız, çok güleceksiniz. Tamam anladım. Onun dışında ne var? Çok güleceksiniz. Tamam anladım da böyle geçemeyiz. Evet. Zaten çok güleceksiniz. Çok önemli bilmiyoruz falan. Ayrıca yani gülmeme ihtimaliniz var diye bir şey yok tabii. Tabii ki çok güleceksiniz de. Genelde eğlence vaat eden bir film. Evet. Sadece komedisiyle değil, şarkısıyla, türküsüyle filmin bitimindeki İnşallah sizde de kalmıştır o kalan iyi hissetme duygusuyla filan eğlence mutlu etme vaadini gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bir de bence çok iyi performanslar yani bütün çok. Oyunculardan acayip lezzetli performanslar. Bu mudur kardeşim filan? Herkes çok acayip oynuyor. Çok. Evet zaten tabii ki. Şey bir de bir yılbaşı gibi oldu. Yok bir de bir yılbaşı eğlencesi gibi de düşünebiliriz mesela. Doğru. Biz yani yılbaşında gösterime girmeyi öyle de düşündük. Hani yani o akşam ertesi gün öğlenleyin falan böyle hep birlikte izlenilecek yani müzikli, şakalı, biraz da curcunalı bir evet. Eğlenceyi izlemek gibi de belki bir platformda olmasının öyle de bir avantajı doğru. Var. Yani bir sinema filmi olarak
konfigüre etsek başka türlü. Konfigüre ediyoruz biz filmlerimizi. Biz genelde evet. Hep konfigüre ederiz. O konfigürasyonu öyle düşünmemiş olabiliriz. Ama hani sinemada belki başka türlü bir performans olabilirdi. Biraz böyle evde izlenilecek bir şey olduğu için evet. Bir yılbaşı eğlencesi gibi de oluyor film yani. Ama şöyle de bir durum var. Mesela sinemada izlense de çok kahkaha, ara alkış, şarkılara eşlik falan alabilecek bir film. Hmm. Evet. Yani kalabalıkta çok tadı çıkacak bir film. Onun için evlerde kalabalık izleyiniz. Yani birkaç kişi en azından kalabalıkta çok tadı çıkacak bir film şarkısıyla, türküsüyle. Bir de böyle hani bıraktım 10 dakika içeri gittim geri döndüm filmi pek de değil aslında. Çünkü vodvil matematiği olduğu için 7-8 hikaye aynı anda ilerliyor. Birbirinin içine giriyor. Çayınızı kahvenizi termosa koyun öyle izleyin. Yani bir de sanki tekrar tekrar izlenebilecek evet, dileğimiz o. Bir film. Bir de tabii hani çok farklı dünyalardan karakterlerin bir araya gelmiş olmasının evet. Orada bir aritmetiği var. Doğru. Şimdi orada bir çatışma evet. Var. Yani evet. Birbirlerini anladıklarını düşünen ama anlayamayan birçok. Birbirlerini anlamaya çalışan ama çok da iletişim kuramayan. Evet. Ama sonunda da bir şekilde bağlı. Sonunda da evet. İşte hayalimizdeki şey zaten. Sonunda da bir şekilde anlaşabilmek. Bir şekilde asgari müşterekte birbirini sevmesi. Çok da zor bir şey değil yani. Evet. Yeter ki şu sosyal medyayı bir kenara bırakalım falan. Sosyal medyayı seviyoruz da trolleri sevmiyoruz. Yani yoksa biraz sosyal medya. Şeyden söylüyorum onu. Ya ben arkadaşımla yazışırken bile konuştuğumdaki elektrik olmuyor ya. Sinirleniyorum onun yazdığı şeye falan. Acaba öyle bir etkisi de var mı? Evet yani çok doğru bir iletişim şekli değil sosyal medya. Ya çünkü oradaki mesela ifade Serkan'ın varoluşuyla bir araya gelmeleri mümkün olmayan insanlar bir anda bir araya geldiklerinde birbirlerine dokunduklarında başka bir enerji doğuyor. Tabii. Yani konuşarak temasla daha doğru ilerliyor. Doğru. Ben acaba öyle bir sonuç çıkardım. Yok çok doğru. Yani filmin anlattığı şeylerden biri. Seyretmişim değil mi filmi? Filmi seyretmemekle suçlandım. Çok enteresan. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Diğer filmlerde, dizide falan da bekleriz gene inşallah. Seve seve. Çok keyifle izleyeceksiniz sevgili seyirciler. 30 Aralık günü. Öğlen saatinde giriyor. Ben yılbaşı gününe saklayacağım. 31'ine saklayacağım. Bir daha seyretmek, aileyle seyretmek için. Umuyorum. Gişesi bol olur da denmiyor. Ne deniyor artık? Bol tıkı bol olur. Seyredilsin. Çok seyredilsin, çok sevilsin filan herhalde. Evet. Dijital için. Evet yani en fazla onu diyebiliriz evet. Şu anda. Tekrar çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ ol.